Değerli seyirciler, Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediye Nilüfer Belediye maçında sizlerle birlikteyiz. Takımlar sahada son hazırlıklarını yapıyorlar ve biraz sonra bu karşılaşma başlayacak ama öncesinde kısa bir ara rica ediyoruz. Tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Haftanın karşılaşmaları bugün oynanıyor. 17. haftayı yaşıyoruz. Vakıfbank Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Opet'te karayollarını 3-0'lık skorla geçti. Ve saat 17'de başlayacak karşılaşmalar var. Bir karşılaşma 18'de, bir diğeri de 19'da başlayacak. Onları birazdan sayalım. İşte Sarıyer Belediye'nin geniş kadrosu ekranlarınıza yansıdı. Baş antrenörleri Hasan Çelik. Diğer tarafta Nilüfer Belediye'nin geniş kadrosu, baş antrenörleri Vital Heynen. Değerli seyirciler, İki takımın altılarını da birazdan sizlere aktaracağız. Evet, saat 17'de PTT Galatasaray Daikin. Yine aynı saatte Sarıyer Belediye Nilüfer Belediye ekranlarınızda. 17.30'da Çukurova Belediye Eczacıbaşı Dynavit. 18'de Türk Hava Yolları Beşiktaş Ayos. 19'da Aydın Büyükşehir Belediye Kuzey Boru karşılaşmaları oynanacak. Tribünler ekranlarınıza yansıyor. Ligdeki durumlarına baktığımızda ev sahibi ekip Sarıyer Belediye 13. sırada yer alıyor. Nilüfer Belediye ise 8. sırada. Nilüfer Belediye 19 puan topladı. Sarıyer Belediye ise değerli seyirciler 14 puan topladı. Hakemler görüntüye geliyor. Karşılaşmanın baş hakemi Erol Akbulut olacak. Yardımcısı ise Saadettin Kral bu karşılaşmada görev yapacak baş hakem. Masada Betül Karabay görev yapıyor. Yardımcısı Mehmet Gül. Challenge operatörü ise Can Dağlar Yurtsever bu karşılaşmada. Vital Heynen ekranlarınıza yansıyor değerli seyirciler. Altılar anons ediliyor ve birazdan takımlar da sahaya gelecekler. Bu karşılaşma başlayacak. Görüntüde Aslı Tecimer vardı. Sarıyer Belediyesi'nin altısı. Pasör Mısra, Aslı Tecimer, Fulden Ural, Aleyna Vençe, Hristova ve Begüm hep kaptan şeklinde sahaya geliyorlar. Simay Kurt ve Işıl Öz iki liberoları var. Hemen hemen eşit süre alıyor, görev alıyor. Bu iki libero. Simay 16 maç 61 set, Işıl 16 maç 55 set forma giydi bu sezon. Diğer tarafta Nilüfer Belediye'nin kadrosu sahaya davet ediliyor. Ve işte onların kadrosu da ekranlarda. Onlarda da libero Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Aslı, Jikel, Laura Kunzler, Deniz Uyanık, Maria Yordanova, diğer oyuncular ve iki takım hazır artık ilk servisin atılmasını ve mücadelenin başlamasını bekliyoruz. Son hazırlıklar tamamlandı. Hakemin işaretini bekliyoruz artık. Erol Akbulut karşılaşmayı yönetecek. Mısra servis için hazır. O da topu bekliyor. Pasör değerli seyirciler, 25 yaşında, 1.80 boyunda, 16 maç forma giydi.
51 sayı üretti. Servisi kullandı. Mücadelede başladı. Blok out'la ilk sayı Nilüfer Belediye'nin oluyor. Tekrar izliyoruz. Nilüfer Belediye'de Lucille Jikel sayıyı aldı, çapraz. Bu sezon takıma katılan bir isim Lucille Jikel. Servis geldi. Mısra'nın pası. Bir blok out'ta. Nilüfer Belediye'nin bloğundan dışarı giden top Sarıyer Belediye için sayı alıyor. Fulden serviste değerli seyirciler. O da smaçör. Fulden'in servisi bir aile etkili oldu. Top oyunda tutmayı başarıyor. Nilüfer Belediye başarmanın ötesinde sayı da kazanıyor. Nilüfer Belediyeli oyuncular. Aslı ekrandaydı. Tekrar görüyoruz. Begüm Hep kaptanın bloğundan dışarı gitti. Aslı Ertek Aşçıoğlu servisi kullanacak. Orta oyuncu o da. 17 sayıyla oynadı. Bir ace'i var bu karşılaşmaya kadar. Kullandı servisi. Manşet arka tarafta Simay'dan geliyor. Şimdi hücum şansı konuk ekip için. Blokta temastan çok eminler. Hemen bir GDS talebi istediler. Hatta oraya kalmadan öncesinde zaten sayının sevincini yaşamaktaydı. Bu arada blok teması olduğu belirlendi. Tahmin ediyorum Sarıyer Belediye oyuncuları söylediler ve sayı Nilüfer Belediye'nin oluyor. Servis kullanıldı. Manşet Simay. Hücumda Aslı vardı. Blokta biraz hız kaybettikten sonra Jikel sayıyı kazandırıyor. Tekrar izliyoruz. Begüm Hep kaptanın ellerinden sahaya iniyor. Aslı yine serviste. İyi başlangıç Sarıyer Belediye'den. Simay Kurt manşeti aldı. Mısra'nın pası. Keskin çapraza bir smaç. Nikolova. Top dışarı gidiyor. Aslı iyi bir servis turu yaşıyor. Simay Mısra'nın pası paralele ve sayıyı buldu Aslı Tecimer. İki takımda da birer Aslı var. Aslı Ertek Aşçıoğlu Nilüfer Belediye'de, Aslı Tecimer Sarıyer Belediye'de. Servis geldi. Top oyunda. İyi refleks orada. Şimdi Mısra'nın pası. Aslı'nın smacı blokta yükseldi. Bir hücum şansı daha olacak Sarıyer Belediye için. Plase. Dublaj çok iyi. Bir plase. Nilüfer Belediye tarafında. Rally devam ediyor. Bu top filede kaldı. Nikolova Hristova. Lucille Jikel. Servisi filede. Lucille Jikel'den bir servis hatası. Takımın en çok ace atan oyuncusu. Bir aile etkili servisleri var. Bu maça kadar. Değerli seyirciler. 262 sayı üretti. Bunların 30'u ace'lerden gelmişti.
Nikolova'nın servisini gördük. 3 metre gerisinden hücum. Lucile Jiquel. Etkili başladı Fransız oyuncu. Servis kullanıldı. Bir hücum şansı daha Sarıyer Belediye için. Ve blokta başarı var. Deniz Uyanık orta oyuncusu Nilüfer Belediye'nin. Kristova'nın bloğunda, hücumunda bloğu yapıyor. Fark büyüdü. 8-3 skor. İlk mola Sarıyer Belediye'den geliyor. Tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Serviste Maria Yordanova var. Yordanova servisi kullandı ve bir ace geliyor. Mola dönüşü de Nilüfer Belediye daha iyi görünüyor. Tabii Sarıyer Belediye'de ayrılan oyuncular, sakat oyuncular ciddi anlamda olumsuz etkiliyor takımın gidişini. Servis kullanıldı. Aslı karşıladı. Şimdi de hücuma geldi. Blok var. Aslı'nın ellerinden dışarı gidiyor top. Sarıyer Belediye son 6 maçını kaybetti. Son galibiyeti Aydın Büyükşehir Belediye karşısında geldi. Yordanova'nın servisi Aslı. Mısra'nın pası Aslı hücumda. Top oyunda şimdi bir smaç. Etkili bir smaç. On birinci sayısı Nilüfer Belediye'nin. Sarıyer Belediye'de Kimberly Drevniok ve Simon Lee takımdan ayrıldılar. İki önemli hücum silahı. Drevniok 13 maçta 178, Simon Lee 10 maçta 175 sayı üretmişti. Bir de Yaroslava Simonenko'nun sakatlığı söz konusuydu değerli seyirciler. Ameliyat oldu kulüpten geçtiğimiz yılın sonlarında. 9 Aralık'ta yapılan bir açıklama var. Menisküs sakatlığı konusunda Yaroslava Simonenko'nun da olmayışı takımı bir aile olumsuz etkiliyor tabii ki. Ve şimdi Merve Nezir rakip alana bıraktı. Lila'nın pası tek ayak üzerinde Deniz arka tarafa plaseyi yapıyor, sayıyı kazandırıyor. Deniz Uyanık orta oyuncu değerli seyirciler. Bu maça kadar 148 sayısı var. İşte Deniz'in iyi noktaya plasesi. Servis geldi. Mısra rakip alana yollamayı başardı. Lila tek ayak üzerinde Deniz yine plase yaptı ve son anda da toptan kaçınıyor. Sayıyı takımına kazandırmış oluyor. Deniz Uyanık 2001 doğumlu. 1.95 boyunda Deniz Uyanık. İşte onun bu plasesi bloktan dönüyor ve out'a düşüyor. İkinci mola geldi bu aşamada. Tekrar birlikteyiz. İkinci molasını da bu aşamada kullanmak durumunda kaldı Hasan Çelik. Çünkü çok hızlı bir başlangıç. 10 sayıya kadar çıktı fark. 13-3. Bir de ace şansla yardım etti. Nilüfer Belediye 14. sayısını alıyor. Maria Yordanova değerli seyirciler. Sayıyı getiren oyuncu oluyor. Bulgar oyuncu. Bu sezon takıma katıldı Maria Yordanova. Servis geldi. Manşet Merve'den. Bu arada hücum çizgisi ihlali onu belirliyor Erol Akbulut. Hücum hatası olarak girecek istatistiklere bu sayı. İşte tekrar izliyoruz.
Hücumu yapan oyuncu Çağla Erdem. Mısra'nın pası. Smacı Merve Nezir vurdu. Bir kez daha Merve. Arka tarafta manşet Yordanova'dan. Hücumda Jikel. Bloktan döndü. Bir hücum şansı daha. Plase ama blok hazır. Laura Kunzler plaseyi yaptı. Blok sayısı Sarıyer Belediye için. Kunzler ekranlarda. Bu sezon takıma katılan bir diğer isim. İsviçreli Laura Kunzler. 1.89 boyunda, 1996 doğumlu. Merve Nezir değerli seyirciler. Servis için hazırlığını tamamladı. Kullandı da servisi. Kunzler. Yine blok var. Çapraza Deniz sayıyı kazandırıyor takımına. Deniz Uyanık şimdi serviste. İyi noktaya servis. Bir plase Fulden'den ve sayıyı kazandırdı Fulden Ural. Beşiktaş'ta başlamıştı sezona Fulden. Daha sonra Sarıyer Belediye'ye katıldı. Aleyna Bence servisi kullanan oyuncu. Aleyna'nın servisini izledik. Künzler'in manşeti ardından hücuma da geldi ve sayıyı bitirdi. Laura Kunzler 17-5 yapıyor skoru. Lila Şengün pasör. Serviste onu görüyoruz. Rakip alana kaçtı top. Sayı bitti diye düşündü Nilüfer Belediye oyuncuları ama çıktı o top. Ardından 3 metre gerisinden bir plase Künzler'den. Rally sürüyor. Arka tarafta Künzler topu oyunda tuttu ama Eylül için zor bir noktaya, panoların arkasına gidiyor top. Ve sayı Sarıyer Belediye'nin oluyor. Bu aşamada sayının bittiğini düşünmüştü değerli seyirciler. Nilüfer Belediye oyuncuları sevinmeye hazırlanıyorlardı. Ama topu oyunda tutmayı başardı Sarıyer Belediye. Servis kullanıldı. Lila. Sert maç Deniz. Jikel düzelteyim. Dönen hücum. Blokta temas görmedi hakemler. Çağla Erdem hücumu yapmıştı. Blok out bekledi. Sarıyer Belediye oyuncuları. GDS talebi var. Evet. Erol Akbulut işaret ediyor. Tekrar izleyeceğiz. Burada blok out beklentisi. Bizim kameralarımızla görmek zor. Doğrusunu söylemek gerekirse ancak görüntülü değerlendirme sisteminin kendi kameraları var. Onlar aracılığıyla takip ediliyor. Görüntüler inceleniyor. Ve ardından karar veriliyor. Blokta temas var mı yok mu? Blokta temas olduğu kararı geliyor Erol Akbulut'tan. Mısra, Sarıyer Belediye'nin pasörü. Servisi kullandı. Kunzler karşıladı. Jikel hücumda. Havuzdaki boşluğu çok iyi görüyor. Plaseyi bırakıyor. Sayıyı kazandırıyor takımına. Laura Kunzler'in servisini göreceğiz. Biraz fazla derin, out'a gidiyor servis hatasıyla. Sayı Sarıyer Belediye'nin hanesine yazılıyor. Oyuna giren Milenko değerli seyirciler. Ukraynalı oyuncu.
Prometei takımından transfer edildi. Lila topa dokunmadı ve Sarıyer Belediye savunmasına bir fake atmış oldu. Sayı da Nilüfer Belediye'nin oldu. İşte tekrar görüyoruz. Manşet rakip alana kaçıyordu. Begüm blok için yükselmişti. Elini çekiverince Lila topun pozisyonunu çok iyi süzerek sayıyı takımına kazandırmış oldu. Hiç dokunmadan. Bu da zor pozisyonda Begüm hep kaptandan güzel bir sayı. Biraz alçak bir toptu ama rakip bloktan güzel yararlanıyor. Şimdi de servise geldi Begüm. Lila. Jikel. Blokta yükseldi top. İkinci hamle geliyor ama o topu kontrol etmek zor oradan. Ve top dışarıda. 20'ye 9 oluyor. Çok ciddi bir fark Nilüfer Belediye hanesinde. Jikel'in servisi. Dönmedi bu top. Sayı Sarıyer Belediye'nin. Jikel etkili servisleri olan bir oyuncu. Tabii onun bu turunu çabuk geçmiş olmakta Sarıyer Belediye için iyi ama şu anda fark da bir aylı büyümüş vaziyette. Servisi kullanan Çağla oldu. Lila. Bir plase arka tarafa doğru Deniz'den. Top oyunda yetişti. Orada fullden oyunda tuttu. Lila'nın pası. Plaseyi yapan Jordanova. Dönen hücumda dışarı gidiyor top. Aleyna Vence hücumu yaptı. Yine görüyoruz. Mısra'nın pası. Aleyna Vence paralele gitmek istedi ama out'a çıktı top. Beliz oyuna geldi değerli seyirciler. Deniz oyundan çıktı. Bir problem var. Ayağını burktu sanıyorum. Maria Jordanova servisi kullanacak. Jordanova'nın servisi manşet Merve'den geldi. Tek ayak üzerinde Aleyna Vence. Sayı sürüyor Lila'nın pası. Keskin çapraza. Oyunda tuttu Merve ve hücuma geldi. Arka tarafta Eylül karşılıyor. Şimdi hücum şansı. Plase gördük orada. İkinci plase sayı oluyor. İlk plase Milenko'dan. İkinci plase Lila Şengün'den. ...22-10 skor. Maria Jordanova. Banda temas var. Yetişti Merve. Topu karşıladı. 3 metre gerisinden plase Çağla'dan geldi. Şimdi hücumda Oleksandra Milenko ve sayı Nilüfer Belediye'nin. Tam köşeye. Mısra'nın pası. Top Sarıyer Belediye tarafında kalıyor. Set sayısına ulaşıyor Nilüfer Belediye. Maria Jordanova. Set sayısında servisi fileye bıraktı. İlk set sayısından yararlanamamış oldu Nilüfer Belediye. Ama daha bir aylı şansı var. Seti bitirmek için servis çizgisinde de Merve Nezir var.
Merve. Merve de topu fileye bırakıyor. Böylece Nilüfer Belediye seti 25-11'lik skorla alıyor değerli seyirciler. Rahat bir ilk set oldu Nilüfer Belediye adına. İkinci sette birlikte olacağız. Birlikteyiz değerli seyirciler. Çok rahat bir ilk set Nilüfer Belediye adına. İstatistiklerde de Nilüfer Belediye'nin net üstünlüğü hemen hemen her aşamada göze çarpıyor. Sadece blok sayıları belki birbirine yakın diyebiliriz. O da 1'e 2. Hücum yüzdesi çok daha iyi Nilüfer Belediye'nin. %50 ile hücum ettiler. Sarıyer Belediye %27 ile hücum etti. Servis karşılamada Sarıyer Belediye %24 olumlu, %5 mükemmel. Bakın bu istatistiklere de bakalım. Nilüfer Belediye'nin ace'i 2 adet. Hücumda 13 sayı üretmişler. Bloklar 2'ye 1. Rakip hatalarla gelen sayı 8'e 3 şeklinde. Yine Nilüfer Belediye lehine. Dediğim gibi her aşamasında istatistik olarak ve tabii ki de skora yansıyan şekliyle çok daha iyi görünüyor Nilüfer Belediye. Servis karşılamadan bahsetmiştim. Sarıyer Belediye %24 olumlu, %5 mükemmel. Nilüfer Belediye'de de bu çok parlak değil ama %36 olumlu, %27 mükemmelle bu aşamada da rakibinin önüne geçmiş durumda. Ve bunun sonucunda da seti söylediğim gibi çok da zorlanmadan rahat bir şekilde 22 dakika sonrasında kazandı konuk ekip. Ve ikinci set başladı. Blokta yükselen top. Mısra'nın pası. Bir plase. Dublaj geldi Jikel'den. Arka tarafa bir plase izledik. Rally sürüyor Mısra. Verdi pası Smaç Merve'den. Ve ilk sayı Sarıyer Belediye'nin. En skorer ismi de söyleyeyim. İlk sette Deniz Uyanık Nilüfer Belediye adına 5 sayı üretti. Fulden ve Aleyna ikişer sayısı var ev sahibi ekip adına. Servis hatası. Laura Künzler'i serviste görüyoruz. Künzler. Top oyunda Mısra. Bu sefer arkasına Çağla'ya oynadı. Şimdi paralele plase. Mısra oyunda tuttu. Bir aile etkili bir smaç ama Eylül o smacı karşılıyor. Hücumda Maria Jordanova sayı bitiremedi. Plase Merve Nezir'den rally sürüyor. Jordanova bir hücum şansı daha buldu ve bu sefer rally'yi bitiriyor. Sayının sonlandığı an ekranlara geldi. Mısra'nın pası. Smaç dışarıda, blokta temas yok. Çağla Erdem vurdu smacı. 3-1. Çağla görüntüde. Laura Künzler. Künzler fulden, fulden'in manşetinden top dışarıda. Biraz da yüzerek gidiyor top havada. Künzler bu sefer Merve karşıladı. Hücuma da geldi. Manşeti alan Jordanova. Jordanova hücumda plase iyi noktaya, dönmedi top. Yine izliyoruz Merve Nezir'in dublajı. İkinci hamle gelmiyor Sarıyer Belediye'de. Hızlı başlangıç yine çabuk mola getiriyor. İlk mola bu sette Sarıyer Belediye'den geldi.
Laura Künzler'in servisiyle karşılaşma sürüyor. Künzler fileye bıraktı. İkinci sayısı Sarıyer Belediye'nin. Çağla Erdem. Çabuk hücum ortadan ve bunun sonucunda da sayıyı alıyor Nilüfer Belediye. Bu da bir başka açı. Aslı sayıyı bitiren oyuncu şimdi de servis için geldi. Aslı Ertek Aşçıoğlu. Tek ayak üzerinde Aleyna Vence döndü oraya, dublaja çok iyi girdi Simay. Top oyunda tutmayı başardı. Bu plasede de Mısra topu yakalıyor. Ardından da sayıyı bitiriyor Çağla. Merve Nezir. Merve'nin servisi. Laura Künzler karşıladı. Blok sayısı geliyor. Güzel bir blok sayısı. Maria Jordanova hücum etti. Bloğa takıldı. Aleyna Vence diye gördüm. Evet, Aleyna Vence bloğu yapan oyuncu. Merve'nin servisi filede. Nilüfer Belediye'nin 7. sayısı. Lucille Jiquel. İyi smaç. Güçlü bir smaç Fulden Ural'dan. Farkı ikiye düşürdü Sarıyer Belediye. Lila'nın pası. Orta hücumu blokta hız kaybetti top. Çağla. Arka tarafta manşeti bekleyen Laura Künzler vardı. Hücumda topu oyunda tuttu Merve. Şimdi blok sayısı Nilüfer Belediye için Fulden Ural'ın hücumunda. Manşet çok iyi olmadı bu sefer. Lila. Sayı bitiren Laura Künzler. Laura Künzler'in sayısı ekrana geldi. Onun da 5. sayısı oldu bu değerli seyirciler. Mısra yükseltti topu. Arka tarafa plase Jordanova. Lila Künzler'e doğru oynadı yine. Merve oyunda tutuyor. Mısra pası verdi. Smacı vuran Fulden. Karşıladı Simay Kurt arka tarafta. Bir plase file üzerinde dokunuş. Sayı geliyor. Tekrar izledik. İşte bu sayı Beliz Başkır'dan. Fark 5'e yükseldiğine bir ara düşürmüştü Sarıyer Belediye. Orta hücumu Begüm hep kaptan çok etkili vurdu. Begüm tecrübeli bir isim. 1997 doğumlu değerli seyirciler. Takımda 3. sezonunu yaşıyor. Daha önce
Merinos ondan önce Karşıyaka kulüplerinde voleybol oynamıştı. Mısra servisi kullanacak. Üçlü hücum turu başlıyor. Sarıyer Belediye için Mısra kullandı servisi. Laura Künzler rakip alana kaçırdı. Begüm'den bir sayı daha. Çok iyi takip etti Begüm. Ve file üzerinde sayıyı bitirdi. Üst üste iki sayı. Begüm hep kaptan. İşte takipçiliğini gösteriyor. Lila'nın pası. Künzler plase bıraktı. Pasör Mısra karşıladı. Yükselten Işıl oldu. Şimdi Nilüfer Belediye'de hücum şansı. Işıl, Mısra. Blokta temas var mı? Yok diyor hakemler. Fulden Ural smacı vurmuştu. GDS talebi de gelmedi. Gördüğüm kadarıyla Sarıyer Belediye'den. Evet gelmiş, gelmiş. Tekrar izleyelim. Bakalım blokta temas var mı yok mu? Temas incelemeleri biraz daha uzun sürüyor. Tabii ki Vital Heinen bu arada ekranlara yansıdı biraz önce. Değerli seyirciler, Almanya'nın da milli takımının baş antrenörü. Bu sezon Nilüfer Belediye'de ikinci sezonunu yaşıyor. Daha önce Türkiye'de Ziraat Bankkart'ta erkek takımında 2012-2013 sezonunda görev yapmıştı. Evet işte kameradan gelen görüntü bu. Temas yok kararı çıkıyor. Ve sayı Nilüfer Belediye'nin oluyor. Beliz servisi kullanacak. Beliz Başkır 1998 doğumlu. 2019'dan 2023'e kadar Fenerbahçe'de izlemiştik onu. Beliz servisi kullandı. Mısra'nın pası ortadan hücum ettiriyor. Temas yok Nilüfer Belediye tarafında. Hücum Begüm hep kaptandan. Bir sayı daha Nilüfer Belediye hanesine işleniyor bu durumda. Arka tarafta Beliz'e dokunmuş olabileceğini düşündü. Begüm hep kaptan ama o temaslara inceleme olmuyor. Bu arada top filede kaldı. Beliz'in servisinde Sarıyer Belediye sayısı oldu. Bu sette yine geriden gelmekle birlikte daha yakın takip ediyor Sarıyer Belediye Nilüfer Belediye'yi. Fulden. Fulden. Lila yükseltti. Bir plase Çağla karşıladı. Hücum Begüm'den top oyunda. Arka tarafta Eylül harika tuttu top oyunda. Bir hücum şansı daha Sarıyer Belediye için. Begüm blokta biraz hız kaybetti. Eylül yükseltiyor. Smaç. Top dışarıda. Blok temas da yok. Lucille Jiquel değerli seyirciler. Bu sette biraz sessiz Lucille Jiquel. İlk seti 4 sayıyla tamamlamıştı Lucille Jiquel. Bir GDS incelemesi var. Bu sette henüz sayısı yok Fransız oyuncunun. Eğer blokta temas varsa ilk sayısı olacak. Hayır, blokta temas yok kararı geldi ve sayı Sarıyer Belediye'nin oluyor. 9-12 skor. Fulden. Fulden servisi kullandı. Laura Künzler sayıyı bitirdi. Manşeti alıp hücuma geldi. İsviçreli oyuncu ardından etkili smaçla sayıyı takımının hanesine yazdırıyor.
Lila Şengün. Lila'nın servisi. Mısra. Smaç Çağla'dan. Jikel bu setteki ilk sayısını buluyor. Tekrar izliyoruz. Burada Aslı manşetle pası verdi. Lucille Jikel. Begüm hep kaptanın ellerinden dışarıda top. Begüm servisi kullandı. Yordanova manşeti aldı. Künzler çıkardı bu topu. Sarıyer Belediye bir hücum şansı daha Nilüfer Belediye için. Yine Laura Künzler block out. Laura Künzler. Servisi kullandık. Blokta temas yok. Smaç Merve Nezir'dendi. 16-10 farkı yine 6'ya yükseltti. Konuk ekip Nilüfer Belediye. Tekrar görüyoruz. İşte bu top dışarıda. Mola var Sarıyer Belediye tarafından. Fark 6'ya yükselince ikinci molasını da bu aşamada kullandı Sarıyer Belediye. Laura Künzler servis için hazır. Altyapıdan genç voleybolcular görev yapıyor bu karşılaşmalarda. Türk voleybolunun geleceğini gördük bir anlamda biraz önce. Bu arada mola dönüşü Nilüfer Belediye'ye bir sayı daha geliyor değerli seyirciler. Laura Künzler. Kullandı servisi Laura Künzler. Karşılayan fullden oldu. Şimdi Merve bıraktı Nilüfer Belediye tarafına. Hücumda Yordanova. Sert vurdu ama top oyunda. Merve Nezir paralele plase. Sayı Merve Nezir'den. Çok iyi noktaya yollamış. Tekrar görüyoruz. Zarif bir dokunuş. Milenko kenarda. Oyuna giriyor. Hazırdı kenarda derken oyuna girmek için hazırdı. Laura Künzler kenara alındı. Ayrıca Ristova Sarıyer Belediye'de oyuna girdi. Mısra kenara geldi. Blokta yükseldi top. Bir hücum şansı daha. Block out. Etkili smaç. Jikel görüntüdeydi. Tekrar izliyoruz. Yine bir oyuncu değişikliği. Aslı kenarda değerli seyirciler. Merve Nur Öztürk oyunda servisi de o kullandı. Mucize çıktı bu top. Merve'nin pası. Sert smaç yine savunmada çok diri. Nilüfer Belediye Lila'nın pası rakip alana bıraktı Yordanova. Sarıyer Belediye üçüncü kez bitirme şansı buldu. Olmadı dördüncü de bitiriyor. Aleyna Vence. Çok güzel bir sayı. Nilüfer Belediye'nin müthiş savunması. Sarıyer Belediye'nin ısrarlı hücumları. İşte burada ayakla müdahale top oyunda kalıyor.
Ve ancak devamında bu rallideki dördüncü hücumda Sarıyer Belediye sayıyı bitiriyor. Nilüfer Belediye'nin savunmasının da ne kadar dirençli olduğunu gösterdi bize. Hristova'nın sayısı, pasör çaprazı değerli seyirciler. Nikolova Hristova Sarıyer Belediye'nin 13. sayısını kazandırıyor takımına. Blokta da temas var Beliz'den ama ellerin arası biraz açık kalınca top geçmiş Merve. İki Merve'si de oyunda Sarıyer Belediye'nin. Lila 2 numaradan hücum ettirdi. Lucille Jikel sayı kazandırdı. Aleyna Vence'nin ellerinden dışarı gidiyor top. 19-13. Aleyna Vence. Merve'nin pası. Smaç Hristova'dan Sarıyer Belediye'nin sayısı. Fark 5. Önemli bir avantaj Nilüfer Belediye için. Ama buralardan dönen çok maç olmuştur. Seri bulması lazım Sarıyer Belediye'nin. Aleyna Vence. Aleyna Vence'den ace. Jordanova'nın manşeti zemine temas ediyor. Aleyna Vence bu servisi kullandı ve ace yaptı. Fark 4. Vital Heinen henüz mola kullanmadı karşılaşmada. Aleyna Vence yine etkiliydi. Ama bu sefer topu daha iyi karşıladı Jordanova. Hücumda paralele gitti. Sayıyı bitiremedi. Plaseyi yapan Fulden Ural. Blok var karşısında. Ve sayı geliyor Nilüfer Belediye'ye. Beliz görüntüde. Maria Jordanova. Merve karşıladı. Merve pası verdi. İki Merve'si var söylediğim gibi. Hücumda da Fulden Ural blok altta topu dışarı yollamayı başardı. Sayıyı takımına kazandırdı. Merve Tanıl'ın pası ardından out'a giden bu smacı bir kez daha gördük. Hristova etkili de bir servisti ama bu arada Milenko'dan akıl dolu bir plase. 21-16 oluyor skor. Deniz görüntüde. Beliz'in yerine oyuna girdi Deniz. Banda temas eden top bir plase. Oyunda tutmayı başarıyor orada Jikel. Ardından 3 metre gerisinden Deniz Uyanık'ın hücumu filede kaldı. Fark 4. Fulden. Milenko'nun plasesi zemine temas gördü hakemler. Ve sayıyı Nilüfer Belediye'ye işaret ettiler. Milenko'nun sayısı 22. sayısı oluyor Nilüfer Belediye'nin. İşte pozisyon bu. Merve Nezir elini uzattı ama topun zemine temas etmesine engel olamadı hakemlere göre. Ve sayıyı da Nilüfer Belediye'ye işaret ettiler. Lila Şengün servisi kullanacak. Üçlü hücum turu başlıyor Nilüfer Belediye için. Lila. Merve'nin manşetinden top dışarıda. Merve Nezir.
Topu oyunda tutamadı. Bir de ace geliyor Nilüfer Belediye'ye. Yakın takipte olan Sarıyer Belediye'nin farkı 4'ten aşağı düşürmesine izin vermedi Nilüfer Belediye. Ve şu anda da 6 sayılık bir üstünlük yakalayarak seti almak için ciddi avantaj yakaladı. Bant'ta bir temas. Topu Simay oyunda tuttu. Şimdi manşette pası verdi. Bu plase Jikel oyunda tuttu. Milenko Hristova karşıladıktan sonra Merve Nezir'in plasesi. Eylül pası verdi. Güçlü bir smaç sayıyla sonlanıyor. Tekrar izliyoruz. Lucille Jikel'in bu sayısını. Biraz yavaş başlamıştı Lucille Jikel ama daha sonra toparladı ve ardı ardına ürettiği sayılar toplamda karşılaşmada 8 sayıya ulaştı ve maçın da şu anda en skoreri haline geldi. İlk seti de 4 sayıyla tamamlamıştı. Lila'dan bir servis. Merve'nin pası çok güçlü bir smaç. Nikolova'dan döndü top. Bu sefer orta hücumu Begüm sayı bitmedi. 3 metre gerisinden rakip alana bir plase Yordanova. Bu hücumda Hristova değerli seyirciler vuruyor ama blok var orada. Sayı Nilüfer Belediye'nin oluyor. Dirençli bir savunma gösterdi Nilüfer Belediye. İşte son sayı tekrar ekranlarda. Blok yapan oyuncu da Aslı Ertek Aşçıoğlu oldu. Evet, ikinci seti de 25-17 Nilüfer Belediye alıyor. Setlerde 2-0 öne geçiyor konuk ekip. Birlikteyiz değerli seyirciler. 2-0 önde Nilüfer Belediye Sarıyer Belediye karşısında. Setteki istatistiklere bakacağız. Tribünlerde bir yandan ekranlarınıza yansıyor. Sarıyer Belediye servis karşılama yüzdesini biraz düzeltti. %36 olumlu, %23 mükemmele çekti ama Nilüfer Belediye de aynı şekilde yükseltti. %60'a 40'a getirdi. Genel istatistiklere bir bakalım. 3 ace'i var Nilüfer Belediye'nin, Sarıyer Belediye'nin 1. Hücum sayıları 12-10. Bloklar 4'e 1 Nilüfer Belediye lehine. Bloklarda ciddi üstünlüğü var. Karşılaşma boyunca da Nilüfer Belediye'nin toplamda 6 bloğu oldu. Sarıyer Belediye'nin 2 bloğu var. Hücum yüzdesi biraz azaldı Sarıyer Belediye'nin. %32'ye geriledi. %22'ye geriledi. Nilüfer Belediye'nin de düşmüş %32'ye. Yani eğrisi doğrusuna denk gelmiş. İlk yarıdaki üstünlüğünü istatistik farklılıklarda azalmalar ve artmalarda dengeli bir şekilde korumuş Nilüfer Belediye. Rahat bir ikinci set oynadıktan sonra da 2-0 öne geçmiş vaziyette. Işıl karşıladıktan sonra blok out'la ilk sayı Sarıyer Belediye'nin oluyor. Fulden Ural'ın hücumunda. Lucille Jikel rakip alana bıraktı. Orta hücumu Begüm. Toplamda 4. sayısına ulaştı. Begüm hep kaptan. Merve Tanıl pasör servisi o kullandı. Jikel karşılayan Aslı. Blokta yükseldi top. Lila'nın pası. Jikel plase bıraktı. Top oyunda hala ama orada yetişemedi Fulden. Çünkü takım arkadaşı önünde kaldı. Işıl Öz. Bakacağız. Biraz da tereddüt etti sanki. Diğer arkadaşlarının müdahale edeceğini düşündü. Evet, minik de bir tereddüt var. Begüm hep kaptanın hücumu. Sarıyer Belediye'nin sayısı 3-1.
Daha iyi bir başlangıç Sarıyer Belediye'den. Maçın hiçbir bölümünde iki sayılık bir üstünlük yakalamamıştı Sarıyer Belediye. Jikel etkili bir smaç vuramadı o aşıdan. Şimdi bir plase, dublaj geldi Eylül'den ama biraz gecikerek geldi. Plaseyi yapan Hristova. Tekrar izliyoruz. Argeş Piteşti'deydi geçtiğimiz sezon. 4-1. Blok sayısı Begüm Hep kaptan. 5-1. Müthiş motive ve çok iyi başladı. Ev sahibi ekip tekrar izliyoruz. Eylül karşıladıktan sonra hücumu yapan oyuncu Aslı. Blok var. Vital Heynen bekliyor. Hala mola almadı. Lucil Jikel sayı bitmedi. Lila yükseltti. Plase avuza doğru. Aslı var orada topu karşılayan oyuncu. Hristova arka tarafta oyunda tutan Laura Künzler. Hücum şansı Jordanova. Ve dönmüyor bu top. Sayı Nilüfer Belediye'nin oluyor. Aslı Ertek. Aslı kullandı servisi. Karşılayan Simay Kurt. Orta hücumu Begüm'le döndü top. Bu sefer Hristova çapraza ve sayı geliyor. Sayı geliyor. Salondaki hava da değişiyor. Değerli seyirciler fark etmişsinizdir. Hem tribündeki seyirciler hem takım daha yüksek ses çıkarmaya başladı. 6-2. Begüm ön turda çok iyi işler yaptı. Şimdi arka turda servis için geliyor Begüm. Kullandı servisi. Etkili de bir servis oldu. Bir plase. Aslı çok iyi girdi dublaja. Hristova blokta yükseldi top. Sarıyer Belediye tarafında. Merve Tanıl'ın pası. Hücumda Aslı bir sayı daha. 7-2. Tekrar izliyoruz. Ve değerli seyirciler, fark 5'e yükseldi. Fark 5'e yükselince de Nilüfer Belediye'de Vital Heynen molayı alıyor. İlk iki set Nilüfer Belediye için işler o kadar iyi gitti ki Vital Heynen hiç mola almamıştı. Üçüncü sette Sarıyer Belediye'nin etkileyici başlangıcı fark 5. Vital Heynen ilk molasını maçta bu aşamada alıyor. Begüm servisi kullandı. Lila'nın pası. Lucil Jikel blok sayısı var. Aleyna Vence. Tekrar izliyoruz. Çok iyi takip Aleyna Vence'den. Desteğe geldi ve harika yetişti. Begüm'ün etkili servisleri devam ediyor. Begüm kullandı servisi. Lila yükseltti. Top çizgiye temas etti diyor hakem. Block out işareti görmedim. Ve sayıyı Nilüfer Belediye'ye işaret etti. Üçüncü sayısı oluyor Nilüfer Belediye'nin bu setteki. Lucil Jikel. Jikel'in servisi. Manşeti Merve Tanıl'ın ellerine. Block out. Nikolova Hristova block out. Şimdi de serviste. Biraz önce sayı alan Nikolova değerli seyirciler. Fark 6 Nikolova. Servis etkili. Jordanova iyi karşıladı. 3 metre gerisinden hücum. Lucil Jikel'den Nikolova'nın hücumu bloktan döndü. Merve Tanıl'ın pası. Aslı block out. Aslı Tecimer.
Lila'nın ellerinin arasından geçiyor top. Nikolova serviste. Roller değişti ilk iki setteki. Nikolova çok etkili servis. Jordanova manşeti alamıyor. Molası Vital Heinen'e ve takıma derman olmadı. Değerli seyirciler, fark büyümeye devam ediyor. Vital Heinen bunun üzerine ikinci molasını da bu sette bir aile erken alıyor. Setin erken bir bölümünde daha henüz yarısına gelmişken Vital Heinen molalarını bitirdi. Etkili servisler, göz kamaştırıcı hücum Sarıyer Belediye'de ve müthiş bir başlangıç. Servis ace oluyor. Çok etkili bir servis daha. Eylül'ün ellerinden top dışarı gidiyor. 12-3. Yani ilk iki setteki oyuna baktığınızda bu Sarıyer Belediye bambaşka bir Sarıyer Belediye. Gerçekten etkileyici serviste, manşette, hücumda. Bu da zaten skora yansımış vaziyette. Nikolova'nın servisi, Eylül'ün manşeti kaçtı rakip alana. Orada da bir manşet hatası. Aleyna Vence, değerli seyirciler. O da kendi alanına gelen topu pasörü Merve Tanıl'a vermek isterken Nilüfer Belediye tarafına iade etmiş oldu. Ve orada da Deniz Uyanık bekliyordu, sayıyı bitirdi ama dışarı vurmuş. Aleyna'nın o üzüntüsünden sayıyı kaybettiklerini düşündüm. Etkili bir servis yine. Rakip alana bıraktı Lila, hemen döndü top. Bir hücum şansı daha. Lila, smacı vuran Jordanova. Yine sayı bitirmeye çalışacak Jordanova. Jordanova dışarı yolluyor. Sarıyer Belediye sayısı 14-3. Söylediğim gibi bu sette gerçekten farklı bir Sarıyer Belediye var. Jordanova kenara geldi. Servisi Nikolova kullanacak. Yine etkili bir servis. Jikel rakip alana bıraktı. Ve tek ayak üzerinde smaç. Bir sayı daha Sarıyer Belediye tarafına. Olağanüstü bir servis turu. Nikolova. Lila. Blockout. Lucille Jikel. Bu setteki ilk sayısını alıyor. Maçtaki 9. sayısı Lucille Jikel'in. Milenko servisi kullanacak. Jordanova'nın yerine oyuna girmişti biraz önce. Servisi filede. 16-4. Simay Kurt görüntüde. Simay'la Işıl Sarıyer Belediye'de libero mevkinde hemen hemen eşit süreler alıyor. Dönüşerek sahaya geliyorlar. Aslı. Lila yükseltti. Plase Jikel'den sayı bitmedi. Fulden ve Fulden'in sayısı. Paralele döndü Fulden. Bloktan iyi kurtuldu. Aslı Tecimer servis için hazırlık yapıyor. Aslı. Lila yükseltti. Laura Künzler. Yine kendisine geldi. Oyunda tuttu Işıl Öz. Nikolova. Arka tarafta Milenko karşıladı. Künzler. Işıl karşılıyor. Lila Şengün. Künzler sert vurdu. Top hala oyunda ama
Bir düdük sesi topun dışarı çıktığını belirliyor. Orada Fulde'nin müdahalesinde antene temas etti top ve out'a çıkmış oldu. Rally süresi ekranınıza yansıyor. 24,5 saniye sürdü. Sayıyı yine gördük. 5. sayısı oldu Nilüfer Belediye'nin. Bir hücum daha bulacak Sarıyer Belediye. 3 metre gerisinden plase Lila topu karşıladı. Künzler çapraza sert. 6. sayısı geldi Nilüfer Belediye'nin. Deniz Uyanık. Deniz. Top dışarıda. Aleyna Vence dışarı yolluyor. Farkı 10'a düşürmüş oldu Nilüfer Belediye. Çok önemli bir avantaj. 10 sayı tabii ki. Ama ilk 2 setteki Nilüfer Belediye oyun üstünlüğü dönerse konuk ekibin seti ortak olma şansı doğabilir. Smaç'ı vurdu. Nikolova sayıyı bitiremedi. Künzler. Simay karşıladı. Bu arada bir sayı daha değerli seyirciler. Fulden Ural'ın sert plasesinde. Bunun üzerine fark yavaş yavaş erimeye başlayınca Hasan Çelik molaya başvuruyor. Mola tamamlandı. Deniz servislere devam ediyor. Deniz kullandı servisi. İyi noktaya Deniz bir de ace atıyor. Aslı Tecimer'in manşetinden top dışarı gidiyor. 17-4'te 13 sayılık bir fark oluşmuştu. Şimdi 17-8 oluyor skor. Bu sayıyla 17-9, 8'e kadar iniyor. İyi bir servis turu Deniz Uyanık'tan. Tam 5 sayılık bir tur yaşatıyor takımına Deniz. Deniz bu servis filede. Aleyna Vence servisi kullanacak. Manşet Milenko'dan geldi. Tek eliyle oyunda tutma çabası Vence'nin yeterli değil. Nilüfer Belediye sayısı oluyor. 10-18. Künzler'in hücumu. Nazlı Eda Kafkas ilk defa oyunda pasör değerli seyirciler. Nazlı. Nazlı'nın servisini gördük. Orta hücumu Begüm Ep kaptanla. 19-10. İşte bu hücum. Mısra görüntüde. Merve Tanıl. Bir orta hücumu da Nilüfer Belediye'den ama sayı bitmedi. Bloktan döndü Fulde'nin smacı. Nikolova. Top oyunda Künzler. Paraleli arka tarafa bıraktı. Nikolova, havuz bomboş. Sayı Sarıyer Belediye'nin 20-10. Müzik.
Merve Tanıl. Lockout. Son sayıyı bir kez daha gördük. Laura Künzler. Künzler dışarı yolladı. 21-11 oluyor. Farkı kapatma şansını yitiriyor. Yavaş yavaş Nilüfer Belediye fulden servisi kullanacak. Fulden kullandı servisi. Eda'nın pası. Beliz'in hücumu 12. sayısı Nilüfer Belediye'nin. Beliz Başkır servise geliyor. Beliz. Nikolova. Lockout. Begüm. Eda'nın pası. Orta hücumu bloktan döndü. Şimdi Lucille Jikel. Hakem kararsız kaldı bir an. Ardından lockout kararını verdi. Temas gördü Sarıyer Belediye tarafında. Bir kez daha izleyelim. Bu da bir başka açı. Arka tarafta Merve Tanıl'ın teması olduğunu düşünüyor Erol Akbulut. Ve sayıyı Nilüfer Belediye'ye işaret etti. Bir sayı daha Sarıyer Belediye tarafına. Nikolova durgun başlamıştı karşılaşmaya ama bu sette müthiş katkı yaptı takımına. Onun etkili servisi. Şimdi Aslı'nın hücumu, sayı Sarıyer Belediye'nin 24-13. Set sayısına ulaştı Sarıyer Belediye. Son iki maçını 3-0'la kaybetmişti Sarıyer Belediye. Nikolova yine bir aile etkili bir servis. Temas var mı yok mu? Hakeme göre var. Set bitmedi. Ama set sayısı devam ediyor. Çok emin bu arada Sarıyer Belediye oyuncuları temas olmadığı konusunda ve görüntülü değerlendirme sistemi devreye giriyor. Tekrar izliyoruz. Tamam mı, devam mı? GDS'si ya set bitecek ya devam edecek. Blokta temas. Var mı yok mu inceleniyor Saadettin Kral tarafından. Evet, görüntü bu değerli seyirciler. Blokta temas yok. Bu da setin bittiği anlamına geliyor. Ve böylece
Sarıyer Belediye 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada bu seti 25-13 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiriyor. Devam ediyor. Birlikteyiz değerli seyirciler. İlginç bir karşılaşma izliyoruz. İlk iki sette çok üstün olan Nilüfer Belediye, üçüncü sette bu üstünlüğü Sarıyer Belediye'ye bıraktı. Ve Sarıyer Belediye seti rahat kazandı. Çok dramatik bir değişme. Bunda en büyük pay tartışmasız Nikolova'nın. İlk set sadece bir sayı üretmişti Nikolova. İkinci seti de durgun geçti ama üçüncü sette hem çok etkili servisler, tam 9 servis kullandı, 2 ace çıkardı ve o etkili servisler de çoğu sayıya döndü. İşte ikinci setin, üçüncü setin istatistikleri hücumda çok daha iyi. Sarıyer Belediye 15 hücum sayısı var, 2 blok sayısı var. Değerli seyirciler, Sarıyer Belediye servis kalitesini inanılmaz yükseltti. Servis karşılama kalitesini çok yükseltti. Bakın %70 olumlu, %60 mükemmel. Yani %24'e %5 ile başladı bu istatistikte. Ve şimdi %70'e %60, hücum yüzdesini %54'e çekti. Ve bunların hepsi skorboarda yansıdı tabii ki. Bunda da söylediğim gibi Nikolova'nın özellikle büyük katkısı var. Begüm hep kaptan. Setin başında, geçen setin başında ön turda başlayıp çok iyi işler yaptı ve iyi bir başlangıç sağladı. Begüm'ün katkısı ve tabii ki takımın diğer üyelerinin uyumu bu farkı oluşturdu. Yine bir blok var ama bu hücum Nikolova sayıyı bitiremedi. Jikel, o da sayıyı bitiremedi. Orta hücumu Begüm hep kaptan karşıladı. Eylül, Jikel plase yaptı. Bu sefer Simay oyunda tuttu. Bu hücumdaysa Fulde'nin hücumunda blok var. Güzel bir rally ile başladık. İşte Fulde'nin hücumu, Lucille Jikel'in blok sayısı. Nikolova, blok out. On sayıya ulaştı değerli seyirciler. Maçın en skoreri ise Lucille Jikel, 12 sayı. Her 3 sette de 4'er sayı üretti Lucille Jikel. Fulden Ural, onun servisi. Blockout, Lucille Jikel'in hücumu. Bu setteki ilk sayısı oluyor Lucille Jikel'in. Setin başları zaten Begüm ekranlarda. Laura Künzler. O da 11 sayıyla oynuyor. Orta hücumu. Blokta hız kaybetti top. Eylül yükseltti. Hücuma gelen Maria Jordanova topu dışarı yolluyor. Sarıyer Belediye sayısı. Tekrar görelim. İşte böyle bloğun üzerinden top out'a gidiyor. Begüm servisi kullanacak. Begüm'ün servisi. Manşet Jordanova'dan. Lucille Jikel hücumda blok out. Beliz. Beliz'in servisini izledik. Fulden manşeti aldı. Nikolova çok akıllıca bir plase. On ikinci sayısına ulaştı Nikolova. Şimdi servis kullanmak için geliyor. Muhtemelen set arasında
Vital Heinen, Nikolova'nın servisleriyle ilgili de özel bir iki kelime etmiştir oyuncularına. O bir iki kelimeye şimdilik en azından bu turda ihtiyaç kalmadı Nilüfer Belediye oyuncuları adına. Nikolova topu dışarı yolladı. 4-3. Bir set ilk defa bu maçta karşılıklı sayılarla başlamış oluyor. Lucille Jiquel servisi kullanacak şimdi. Banda hafif bir temas. Full'den karşıladı. Çok iyi dublaja girdi Eylül. Ardından bu hücum blok out'la sonuçlanıyor. Lucille Jiquel rakip blokta temas olduğundan çok emindi. Erol Akbulut da o teması görmüş olsa gerek. Bu arada Merve Tanıl'ın bu plasesi de aslında çok kaliteli. Aynı şekilde Eylül'ün o topu çıkarışı da. İki takım da kaliteyi yükseltince maçın keyfi çok daha arttı değerli seyirciler. Merve'nin pası Nikolova, blok out. Nikolova'nın son sayısı. Aslı Tecimer. Çıkmadı top. Bu dördüncü pas oluyor. İyi serviste gelen bir sayı. Aslı. İyi servis Aslı'dan. Lila karşıladıktan sonra rakip alana yollamıştı Maria Jordanova. Ama file üzerinde fullden bir dokunuşla sayıyı Sarıyer Belediye'ye getirdi. Öne geçiyor Sarıyer Belediye. Tekrar izliyoruz fullden Ural'ın biraz önceki sayısını. Skor 6-5. Aslı iyi servisler attı. Bu sefer manşet iyi. Lila'dan 3 metre gerisine ve oradan Lucille Jiquel'in plasesi Aslı Tecimer'in servis turunu sonlandırıyor. 6-6. Jordanova. Fulden blokta başarı var. Lila Şengün. Jordanova. Onun servisi Aslı karşıladı. Döndü top. Bu sefer tamamlanıyor sayı Aleyna Vence. Çok yakın mesafeden Laura Künzler'in üzerine doğru gelen top. Orada hemen Merve Tanıl da Aleyna da rakiplerini kontrol ettiler. 7-7. Aleyna. Servisi filede Aleyna'nın. Nilüfer Belediye'nin sayısı oluyor. Eylül Akarçeşme görüntüde liberosu Nilüfer Belediye'nin. Deniz servise gidiyor geçen set. Nilüfer Belediye'de en etkili servisçi Deniz'di. Kullandı servisi Deniz. Yine bir aile etkili. File üzerinde Laura Künzler. Sayıyı bitiriyor. Bir GDS talebi var Hasan Çelik'ten. İşte burada fileye temas için istemiş olduğunu düşünüyorum. Filenin bu şekilde hareketlenmesi de tabii ki onu öyle düşünmeye itmiş olabilir. Top çarpınca da öyle bir hareket oluyor filede. Bakalım GDS buna
net bir şekilde karar verecek. Fileye temas olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Bir yandan da hakemler tabii ki iletişim halinde. Evet, bu açıdan baktığımız zaman parmakları Laura Künzler'in fileye temas etmiş görünüyor. Ama top da temas etti. Hakemler şunu inceledi büyük ihtimalle. Top fileyi eğdi ve o parmak temasına aldanıyor muyuz diye uzun uzun baktı Saadettin Kral. Ve son olarak Laura Künzler'in elinin temas ettiğine karar verdi. Sarıyer Belediye'nin sayısı oluyor. Lila Şengün'ün pası sert vurdu Laura Künzler ama rally devam ediyor. Fulden plaseyi yaptı. Paralele gitti. Dışarı gitti top. İyi düşündü Fulden ama biraz açıyı ayarlayamayınca top dışarı gidiyor. Lila Şengün ekranlarda, Nilüfer Belediye'de zeminin kurutulmasını bekliyor. Servisi kullanabilmek için Lila Şengün 1.86 boyunda servisi kullandı. Nikolova sert vurdu, blok hazır. Yine Nikolova da bu sefer geçiyor bloğu, sayıyı kazandırıyor Sarıyer Belediye'ye. 9-9. İkinci hücumunda blok arasından geçmeyi başarıyor. 9-9 oluyor skor. O da 14. sayısına ulaştı Nikolova. Lila'nın pası Lucille Jikel. Bir sayıda Lucille Jikel'den 17. sayıyı aldı Lucille Jikel'de. Maçın en skoreri şu anda. 15 hücum, bir blok sayısı var. Dörder sayı üretiyordu hep. Bu örüntüyü değiştirmiş oldu bu sette. 5. sayısına ulaştı ki setin daha ortalarına geldik. Begüm hep kaptan, blokta yükseldi. Beliz vardı blokta. Şimdi Jordanova bloktan dışarı gidiyor. Tekrar izliyoruz. Begüm yetişmeye çalıştı ama onun ellerine temas eden top dışarıda. Laura Künzler. Künzler'in servisi dışarıda. Sarıyer Belediye sayısı 10-11. Begüm serviste. Künzler kenara geldi değerli seyirciler. Begüm servisi kullanacak. Künzler'in yerine Milenko oyunda. Begüm'ün servisi dışarı gidiyor. Şimdi de Beliz'in servisini göreceğiz. Beliz aslı manşeti almıştı. Nikolova block out. En keyifli, en çekişmeli seti izliyoruz. Şu anda ilk setlerde alan götürmüştü baştan sona. 25-11, 25-17 iki set konuk ekibin oldu. Üçüncü set 25-13 Sarıyer Belediye'nin. Bu sette ise çekişme devam ediyor. Nikolova bu sette ikinci kere servis çizgisinde, geçen setin etkili servisçisi. Bu set ilk servisinde topu dışarı yollamıştı. Onun servisleri çok önemli Sarıyer Belediye için. Nikolova
Kullandı servisi bir aile etkili işte döndü. Avantaj topu aldı Sarıyer Belediye takımı. Aslı Tecimer'in hücumu çapraza bir kez daha döndü top. Arka tarafta karşılayan bu sefer Milenko oldu. Şimdi hücumda Maria Jordanova plase bırakmayı tercih etti. Manşetle yükselten Işıl bir plase izliyoruz. Çağla'dan ve sayı geliyor. Güzel bir ralli Sarıyer Belediye lehine sonuçlanıyor 12-12. İşte Işıl'ın manşet pası, Çağla'nın plasesi. Nikolova yine etkili attı servisi. Lucy Jikel bıraktı rakip alana. File üstü mücadelesi top Nilüfer Belediye tarafında. Hücuma gelen Ristova block out. Jordanova'dan bir sayı 13-12. Tekrar görelim. Yine Nikolova'nın etkili servisiyle başladı Sarıyer Belediye sayıya. Ama Nilüfer Belediye almayı başardı sayıyı. Belki de Nilüfer Belediye adına daha değerlisi Nikolova'nın servis turunu çabuk geçmiş olmak. Lucille Jikel. Nikolova bu arada kenara gelirken Mısra oyuna girdi. Lucille Jikel'den bir ace geliyor. Maçtaki ilk ace'i 18. sayısı bir ace, 16 hücum bir blok sayısı var. Jikel. Banda temas etti top. Aslı oyunda tutmayı başardı. Çağla'nın smacı blokta yükseklik kazandı. Lila'nın pası. Şimdi smacı vuran oyuncu Jordanova. Sayı bitmedi. Aslı bloktan döndü. Mısra oyunda tuttu. Aslı bir hücum daha. Blokta yükselen top Lila dokundu. Hücuma gelen Jordanova ve Jordanova'dan bir sayı daha. 15-12. Fark 3'e yükseldi değerli seyirciler. Tekrar görüyoruz. İşte burada Eylül'ün pası, Jordanova'nın sayısı ve mola geliyor bu aşamada. Bu sette ilk defa bir takım 3 sayılık bir üstünlük yaşadı. O da Nilüfer Belediye oluyor. Lucille Jikel yine servis için hazır. Hasan Çelik molayı aldı, oyuna müdahale etti. Jikel servisi kullandı. Aslı karşılıyor. Bu arada top taşıma kararı var. Mısra'nın pasında diye düşünüyorum. Bir bakalım. Aslı aldı manşeti. İşte Mısra'nın bu pasında. Çünkü Aleyna Vence orada topu rakip alana yollarken kararı vermiş gibiydi. Aleyna Vence'nin hareketine de o karar gelmiş olabilir. Takdir sizin artık. Bu arada servis hatasıyla Sarıyer Belediye 13. sayısını aldı. Hala bir önceki pozisyon tahmin ediyorum. Hasan Çelik'le konuşuyordu Erol Akbulut. Aslı servisi kullanacak. O hareketinden de şunu çıkardım. Son söz söyleyeyim o konuyla ilgili. Geçti üzerinden çünkü çok. Aleyna Vence'nin hareketine top taşıma kararı verdi. Lila. Jordanova paralele. Sayı Nilüfer Belediye'ye gösterildi. Yakın bir out'u GDS talebi gelir mi diye biraz bekledim. Hayır, yok. Maria Jordanova servise geldi şimdi. Jordanova. Aslı karşıladı. Hücumda Çağla. Blokta yükselen top. Lila'nın pası. Lucille Jikel. Sert vurdu. Top oyunda hala Çağla. Eylül dokundu. Yükselten Jordanova. Rakip alana geldi top. Aleyna Vence blokta temas, ardından dışarı gidiyor top. Sarıyer Belediye takibi sürdürüyor. Kritik bir sayıydı. Nilüfer Belediye de sayı alma şansını buldu. Farkı 5'e çıkarabilirdi Nilüfer Belediye. Ama müsaade etmedi Sarıyer Belediye ve
3 sayıya düşürdü farkı. Aleyna Bence servise gitti şimdi. Bence. Eylül karşıladı. Lucil Gikel plase yaptı ve sayıyı bitirdi. Lucil Gikel. Nilüfer Belediye'nin ve sahanın en skorer oyuncusu 19. sayısı. Sarıyer Belediye'de. Nikolova'nın kenarda olması da biraz olumsuz etki yapıyor doğrusu ama Hasan Çelik'in bir bildiği vardır muhakkak. Mısra yükseltti topu. Sayıyı bitiren oyuncu da Fulden Ural oluyor. Fark 1-3, 1-4 sayı oluyor ama gittikçe de setin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sarıyer Belediye'nin sete ve dolayısıyla maça ortak olabilmek için biraz daha etkili olması ve seriler yakalaması gerekiyor. Bu arada Nikolova'yı oyuna aldı, Merve'yi oyuna aldı Hasan Çelik. İkili oyuncu değişikliği. Pasör mevkinde de görev değişikliği oldu. Milenko çok etkili geldi. Carmen Aksoy ekrandaydı, orta oyuncu o da. Lila Şengün serviste. Fark 4. Lila'nın servisi etkili. Merve yükseltti. Arka tarafta Eylül karşılıyor Fulden'in smacını. Şimdi bir plase. Bir sayı daha Milenko'dan. Çok kritik bir sayıydı. 20-15 oluyor skor. Fark 5'e yükseldi. Hasan Çelik ikinci molasını alıyor bu aşamada. Ve siz işte bu sayıyı izlerken Sarıyer Belediye ve Nilüfer Belediye oyuncuları da kenara doğru yürüyor. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Önemli bir avantaj Nilüfer Belediye'de. Setlerde 2-1 önde konuk ekip bu sette de 5 sayılık bir avantaj yakaladı. 20-15'lik skor Lila Şengün servis için hazırlıklarını tamamladı. Lila'nın servisi. Carmen Aksoy sayıyı kazandırdı takımına. Carmen'in sayısı ekrana yansıyor değerli seyirciler. Karşılaşmadaki ilk sayısı oldu aynı zamanda Carmen Aksoy'un. Fulden. Servisi kullandı Fulden. Lila'nın pası. Smaç Rikel'den sayı sürüyor Carmen. Bir hücum daha, bir sayı daha. 17-20. Fark 3'e düştü. Mola dönüşü üst üste iki sayı Sarıyer Belediye'den. Bir Nilüfer Belediye servisinde, bir de kendi servislerinde. Fulden. Fulden'in servisi Lila. Hücumda Olenko. ...21-17... Tekrar izliyoruz. Top taşıma kararı bekleyen şimdi Sarıyer Belediye. Ama hakemler Milenko'nun deminki dokunuşunu nizami görüyor ve sayı Nilüfer Belediye'nin. Milenko servisi de kullandı. İyi bir servis oldu. Fakat çok akıllıca Nikolova çok kritik bir sayı kazandırıyor takımına. Tekrar izliyoruz. İyi başlamayan sayı iyi bitiyor Sarıyer Belediye adına.
Merve'nin pası Nikolova'nın arka taraftaki boşluğa yolladığı top. Carmen Aksoy kullandı servisi Carmen. Eylül karşıladı. Bir akıllıca plasede Maria Jordanova'dan. O da rakip savunmanın boşluğunu çok iyi görüyor. İkili bloğun üzerinden aşırıyor. Dublaj için ön tarafa sokulmuş. Merve Tanılı da geçen top zemine ulaşıyor. 22-18. Merve Nur Öztürk servis için oyunda. Merve Nur servisi kullandı. Aslı plaseyi yaptı. Sert plaseyle sayıyı buldu Aslı. 19-22. Aslı Tecimer ekranda. İşte bu servis turu kritik. Nikolova. Banda temas etti top. Biraz hız kaybetti. Lila Şengün'ün pası. Hücuma geldi Jordanova. Sayıyı bitiremedi. Aslı sert vurdu. Eylül karşılıyor. Lila yine Jordanova'yı tercih etti. Jordanova sayı Nilüfer Belediye'nin. İşte biraz önceki sayı, bu da bir başka açı. Önemli bir sayıydı Sarıyer Belediye adına. Hem Nikolova'nın servis turunu devam ettirecek hem de farkı düşüreceklerdi ikiye ama olmadı. Bir iyi servis. Simay yetişti, yükseltti. Aslı geliyor. Aslı sayıyı bitiriyor. 20-23 oluyor. Çok kritik sayılar. Nilüfer Belediye'nin iki sayıya ihtiyacı var. Aslı'dan bu akıl dolu plase. Şimdi de servise geldi Aslı Tecimer. Servis için hakemin işareti geliyor. Aslı Tecimer servisi kullanacak. Kullandı. Karşıladı Milenko. Hücumda Jordanova. Jordanova'nın sayısı. 24-20 maç sayısına ulaşıyor Nilüfer Belediye. Tekrar izliyoruz. Servis kullanma sırası da Jordanova'nın. Jordanova kullandı servisi. Manşet Simay Kurt'tan orta hücumu Aleyna Vence rakip alana yollamış oldu. Şimdi Lucille Jiquel blokta başarı var. Blokta başarı var. Fulden görüntüde blok sayısının sevincini yaşıyor. Umudu devam ediyor Sarıyer Belediye'nin. 21-24. Aleyna Vence. Aleyna servisi kullandı. Eylül karşıladı. Smaç blok out ve sayı geliyor. Milenko'nun smaçı. Nilüfer Belediye 25-21. Son seti de alıyor. Bu seti de alıyor ve skoru setlerde 3-1'e getirip karşılaşmayı kazanıyor. İşte tekrar izliyoruz son sayıyı. Bu da bir başka açı değerli seyirciler. Alexandra Milenko maçı bitiren sayıyı alıyor. Toplamda da 6. sayısına ulaşmış oluyor Milenko. Maçın en skoreri ise Lucille Jiquel oldu 19 sayıyla. Set skorları ekranda. 25-11, 25-17 ilk iki set Nilüfer Belediye, 25-13 ile Sarıyer Belediye 3. seti aldı. En çekişmeli ve keyifli 4. seti 25-21 ile Nilüfer Belediye alıyor ve karşılaşmayı 3-1 kazanıyor. Ben Cüneyt Kıran, bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımla birlikte hepinize keyifli bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.